Evet. Az katılım bekleyelim. Tamam. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine yaz acillerinden mükemmel bir sunum bizi bekliyor. Hemen hemen hepimizin başına gelen alerjik acilleri bugün tartışacağız. Yine Ulaş Hoca ve Hasan Hoca ile birlikte. Ulaş Hoca'yı ben hemen alayım canlı yayına. Abi merhaba. Caner merhaba. Herkese Hoş merhaba geldin. arkadaşlar. Hasan Çok Hoca'yı da ben hemen teşekkürler. alıyorum. Herkes hoş geldi. Hasan abi de öbür taraftan WhatsApp'tan geyik yapıyorduk biz de. Şimdi aldım hocayı da yayına. Abi selamlar, hoş geldiniz. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Merhaba, merhaba Ulaş, merhaba Caner, nasılsınız? Abi biz iyiyiz. Size teşekkür ederiz geldiğiniz için. Çok çok Aynen. teşekkür ediyoruz. Biz Ulaştım. bizim şeyimiz var abi. Bu yaklaşık hani 2 yıldır program devam ediyor ama 1 yıldır her Salı günü canlı yayın yapıyoruz. Neredeyse şeylerimizin, takipçilerimizin %80-90'ı hekim. Çoğu %80'i pediatrist. Kalanları işte acil hekimi, pratisyen hekim arkadaşlarımız, internler var, stajyerler var, paramedikler var, hemşireler var. Yani sağlıkçılara konuşuyoruz. Dediğim gibi çoğunluğu da pediatrist. Konuyla ilgili hani çok yanlış uygulamalar var, özellikle sizin konuyla ilgili. Ondan dolayı onlara hem hatırlatmak hem de işi bilenden öğrenmek için sizi davet ettik. O yüzden onların adına ve kendi adınıza çok teşekkür ediyoruz kabul ettiğiniz için. Ulaş'ım, öncelikle beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Benim için seninle birlikte olmak ve seninle birlikte de senin camianla birlikte olmak çok büyük bir onur ve çok büyük bir mutluluk gerçekten. Ve ayrıyetten de hani acil serviste bize ait olanların iki disiplinin bir araya gelip konuşabilmesi çok da ayrı güzel bir şey. Çünkü mesela şöyle bir örnek vereyim Ulaş. Yeni doğana ait olan prematüritenin en önemli ileri yönelik komplikasyonu hepimizin görüntüsü büyük akciğer hastalığı, parenkima solunum yolu olarak. Ama gariptir bir kronik, yani prematüritenin kronik solunum yolu hastalığı ayrı bir konsept. Hiç akla, yani hiç de akla gelmeyen bir rutinde uygulamıyor. Ama bronkopulmoner displazi çok ayrı bir hava yolu hastalığı, enflamatuar yönüyle, işte palyasyon her yönüyle, ama ne hiçbir çocuk göğüs hastalıkları kongresinde yeni doğancı, ne de bir yeni doğan göğüs hastalıkları. Yani bir şey, yani birbirini izleyen iki tanım. Ve gerçekten dediğim gibi, çocuk Caner'in dediği gibi, çocuk acil servisinde çok önemli bir konu alerjik hastalıklar ve alerjik aciller. Ama gerçekten acilcilerle alerjistlerin bir arada olmasını şu ana kadar hiç ben görmedim. Ama bu başta gerçekten ve samimiyetle teşekkür ederim Abi Ulaşçı çok sağ olun ya. Çok güzel bir noktaya beni temas ettiniz aslında. Çok çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Biz de hakikaten özellikle hani herkes tek başına gidip konuşmasın. Evet. Herkes bu şekilde hem şeyi birleştirmiş oluruz, hem disiplini birleştirmiş oluruz, hem de gerçekten de bilimsel paylaşımı yapıyoruz. Zaten bizim sloganımız ne biliyor musunuz abi? Bilgi paylaştıkça çoğalır. Dolayısıyla Evet. siz sizdekini, biz bizdekini paylaşırsak o şekilde böyle böyle çoğaltıyor olacağız. Abi Caner yönetecek kamera arkasından, siz slaytları ilerle dediğiniz zaman o ilerletecek. Eyvallah. Arada sorular gelecek. O soruları beraber sorabiliriz. Birkaç tane cevap bekleyeceğiz aşağıdan, timeline'dan. Ben size devam edelim dediğim zaman da devam edebileceğiz. Şimdi isterseniz başlayabiliriz. Uygunsa sizin için. Tabii ki son derece uygun. Ben Buyurun abi, söz Caner'in sizde. tekrar almasını rica edeceğim. Yani biz tabii çocuk alerjik hastalıkları açısından bir perspektif oluşturduğumuzda en önemlisi ve olması gereken tabii ki çocuk
astımı, yani çocuk göğüsle çocuk alerjinin overlap'ını yapan ama bunun dışında tabii ki anafilaksi, acilik en önemli sorun. Ama en sık da ürtiker ve çoğu zaman yani ürtiker anjiyodem kargaşasında kendini gösteren anjiyodem tablosu. Tabii alerjik hastalıklar arasında astım bir tarafa, diğer hepsi bir tarafa. Astım belki daha sonra bizim tekrar birlikte olmamız gereken en önemli konu. O açıdan da şöyle bir şey var Ulaşçım. Mesela astım tablosu acil servislerimizde tabii ki atak sonlandırılıyor. Zaten atak eğer ki Allah muhafaza çocuk ölmezse kendi kendine de sonlanır. Endojen bazı şeylere reaktivasyonlar. Ama astımın tedavisi yani astımın benim bir slaytım var astımla konuştum. Astımdaki akut atak uzun süreli tedavi planı yapılmadıkça bitmiş değildir. Neden? Bu çocuk gene atak geçirip gene gelecek. Ama atakları tedavi etmek konusunda sadece ama uzun vadeli plan yapmama konusunda ben şöyle bir örnek veriyorum. Ticaret yapıyorsunuz, işler çok kötü, senetler ödenmiyor, çekler dönüyor. Her akşam viski içiyorsunuz, iyi de sabah daha kötü uyanıyorsun. Buna muhakkak surette bir astım toplantı yapmayı kardeşim teklif ediyorum. Tabii abi şöyle diyeyim, biz bunu acilci acilciye konuştuk. Aslında dediğiniz gibi bu bir yaşam zincirinde siz biliyorsunuz, siz de biliyorsunuzdur abi. Amerikan Pediatri Amerikan Kalp Cemiyeti bunu bir yaşam zinciri şeklinde, yani bunlar birbirine bağlı doneler. Siz astım atağını acilde çözersiniz ama uzun vadeli yönetimini planlamazsanız bu hasta 24 saat sonra tekrar akut astım atağında ve ağır astım atağında gelebilir. Dolayısıyla dediğiniz şey inanılmaz önemli. Onun için de bir sözümüz olsun abi. Onun için de konuşalım. Sizinle konuşalım bir de. Eklemeye de dikkat ediyorum tabii bu arada Allah muhafaza. Şimdi tabii ki çocuk acil astım, astım bir tarafa, alerjik hastalıklar, diğer alerjik hastalıklar bir tarafa acil astım ve hepimizin çok klasik bildiği bir şey var. Son 20 yılda alerjik hastalıklar çok hızlı bir şekilde artıyor. Ve bunun artışının da önemli bir nedeni giderek infanta doğru dönüyor. Bunun hani patogenetik süreci açısından herhangi bir sorusu olan arkadaş varsa bunları da konuşabiliriz. Ama çok önemli olan şeylerden birisi besin alerjisi giderek artıyor. Her ne kadar besin alerjisi ve bununla ilgili olan akut tablolar artmakla birlikte bunun yanında besine ait olan gastrointestinal sistemdeki proktokolit gibi yani giderek bunlar budur proktokolit tabloları da acilin konuları arasına girecek diye düşünüyorum. Hatta food induced proktoenteropatiler ve enterokolit sendromları da akut tablolarda bizim gündemimize gelecek eğer bu hızla giderse. Abi bir şey sorabilir miyim? Hazır bundan bahsetmişsiniz. Konumuz bu değil ama ya bu söylendiğinden kitapta yazılandan, insidans çalışmalarından daha sık görülmesi, bizim daha sık görmemiz, daha sık karşılaşmamız, herkesin sizin de cep telefonunuzda sürekli sümüklü ve kanlı kaka şeyiyle, WhatsApp mesajlarıyla dolu olması, bu algıda seçicilik mi yoksa gerçekten insidans beklenenden daha mı yüksek? Ulaşçım çok güzel bir soru. Gerçekten yani zeka ürünü bu olsa gerek fışkırması zeki adam bunu görebiliyor senin gibi tabii ki. Ama böyle mi diye bir süreç başladı. Ben 1996'da Ulaştım, Yandal'a başlamıştım. İkinci Harbi Umumiye'den biraz sonra. O zamanlarda astım böyle hızla artıyordu. Acaba tanı yöntemlerindeki artış ve bizim farkındalığımız mı arttı buna sebep oldu deyince evet o zaman böyle bir şey vardı. Yani bizim farkındalığımız arttı, tanı miktarımız arttı. Çünkü geldi bir noktada tıkandı. Mesela Batı Almanya'daki astım miktarı utanç duvarı yıkılmadan önce %7,6 gibi değerdi. Doğu Almanya'da 3,4'tü. Duvar yıkıldıktan 5 sene sonra insidans birleşti. Prevalans birleşti. Bunun çok büyük farklılık etkisi var. Ama yani şu var, besin alerjisi konusunda detay olarak vereceğim kusura bakmayın. İmmünglobulin E bazlı olan besin alerjisinde ciddi bir artış yok. Ama non-immünglobulin E dependent olan tip 3 besin alerjisi yani proktokolit ve besin alerjisiyle indüklenen enteropati sendromlarında ciddi bir artış var. Neden? Çünkü bunlar immünoglobulin E bazlı değil. Bunlar doku toksisitesi ve gastrointestinal epitelial bariyer defansının sekonder olarak bozukluğu ile ilgili. Bunlar önemli bir nedeni. Maalesef çocukların daha yüksek oranda deterjana, antibiyotik terapiye ve çevresel stresörlere maruz kalması bunun gastrointestinal emilimi. Aslında alerji değil, toksikoloji ama biz bunu alerji olarak değerlendiriyoruz. Ama ikinci ve önemli bir nedeni
Tabii ki bunda bir reel artış var ama reel artışı 9'a katlayan olay da maalesef ki sektörün, özellikle formula sektörünün tüketim farkındalığı oluşturması ve her mükusslü dış gıda bir beslenmesi oluşumunu mümkün olabileceğini sağlayıp ve maalesef ve maalesef bu konudaki uzman birkaç öğretim üyesi arkadaşımıza da bunu deklare ettirmeleri oldu. Halbuki toksikolojik bir süreçte muhakkak surette bir enfekte sürecin gayet da izlenmesi ve kanamının olması şart. Mükus artış şart değil. Çünkü bir infant biliyorsunuz ki özellikle ilk 6 ayda anne sütü alıyor. Bu çocuk fiber almıyor. Eğer ki gastrointestinal sekresyon özellikle distal kolonik sekresyonu eğer ki mukoid değilse çocuk kabız olur. Biz biliyoruz ki anne sütünde laktoz miktarı normale göre %5 yüksek. Bu emilmiyor. Kolona geçiyor. Orada pütrifiye oluyor. Yağ sistemine dönüyor. Bunun çok önemli özelliği var. Kalsiyum emilimi arttırıyor ve kavitamin sentezi ama aynı zamanda çocuğun bir sümüksü ya da mukoid ve laktik asit özellikle iritatif gayda yaparak ozmotik diyareyle kabız olması engelleniyor. Aslında böylelikle maalesef ki normal bir süreci tedavi etme sürecine giriyoruz. Okey, tamam abi. Bunun için de ayrı bir konu gerekiyor. Onu anladım ben abisinin bu kadar. Bunun için de ayrı bir oturum yapmamız gerekiyor. Yani Ulaşçığım bence şu anda her şey bir kenara bırakılıp bu besin alerjisi denilen proktokolit ve bizim yani food induced enteropatiler ya da food induced proktokolitler tablosunun açıklanması ve bu yanlışın geriye dönmesi gerekiyor. Bu yanlış nedeniyle bakın ben lafı uzatıyorum ama çok özür dilerim. Abi yo yo sizden söz alalım bunu hakikaten konuşalım ama. Çünkü bunu şeyle gastroenterolojiyle konuştuk. Murat hocayla konuştuk. Ama sizinle de konuşmak isteriz. Yani sadece bu konu üzerinde gerçekten konuşalım. Çünkü Bu yönetim, konu eliminasyon benim pratikte gördüğüm, siz zaten benden çok daha fazla görüyorsunuzdur ama benim pratikte gördüğüm çok ciddi yanlışlıklar var. Eliminasyon yanlış yapılıyor, challenge yanlış yapılıyor. Her şey yanlış yapılıyor. Dolayısıyla bunu ayrı bir şeyde konuşursak çok mutlu olurum abi. Ben sadece hani şeyi merak ettim. Gerçekten bizim gördüğümüz şey bu farkındalık artışı mı yoksa siz çok güzel açıkladınız ama hakikaten sözünüz olsun bunu ayrı bir konuda konuşalım ama. Peki etti iki abi. Efendim? Etti iki bir astım konuşacağız. Bir de Potansiyelimiz var biraz. Üçleyeceğiz şimdi inşallah. Şöyle bir şey. Ulaşçım bu benim için ne ifade ediyor dersem sana şunu söyleyeyim. Bir, eliminasyon konusundaki yanlışlıkları kim yapıyor? Bizler yapıyoruz. Hepimiz. evet, zaten onu söylüyorum Ama yani. Google'dan çıkmıyor. Ama Google'dan çıkmazken eliminasyon yapmıyor. Hekimler yapıyor eliminasyon. Google iyice sapıttırıyor işi. Yani Doktor Google iyice sapıttırıyor işi. Ben Evet. şöyle bir konuyu kapatmak istiyorum. Benim için ızdıraptır gerçekten. Hepimizin biliyorsunuz bize gelen çocuklarımız bizim çocuklarımız. Yani ben açıkçası kapıdan gelen bir çocuğu şöyle gözle bakmak istiyorum. Ben çocuğum olsa ne yaparım? Başka bir şey yapmak istemem. Ve gelen annenin bir gelen annenin yani proktokolit olmadığı ve sadece mukus artışı yanlışlanarak gidilen süreçte 13 tane besinin eliminasyonu yaptırıldığını ve annenin Hall faktörünü ortadan kalarak depresyona girdiğini ve antidepresan kullandığına bu fakir şahit oldu. Bu Evet nedenle abi. bu konuyu önemsiyorum. Tamam, yapacağız abi. Onu da yapacağız. İnşallah. Tamam. Çok teşekkürler bize. Tamam. Alerji hastalıkları açısından devam edecek olursak giden önemli bir şey de alerjik rinit, astım, alerjik rinit astım kombinasyonu ve tabii ki gıda faktörü, beslenme içeriği ve çevresel etkenlerle birlikte ürtiker giderek artmakta. Ama anonimiz tabii ki hayati tehdit eden tek belki şu anda kalan alerjik hastalık olarak anafilaksi. Çocukluk çağında en kritik tablo. İnsidansında ve prevalansında çok ciddi artış olmamakla birlikte artış mevcut ve bu artış da özellikle besin alerjisiyle ilişkili gibi görünüyor. Şimdi buradan diğer şeyimize, slaytımıza geçtiğimizde ben burada olgularla birkaç konuyu acil serviste olan bir hekim arkadaş ya da bir hekim gözüyle bakarak incelemek, işlemek istiyorum. Senin de dediğin gibi her an soru sorulabilir ve biz bunu tekrar sıcağı sıcağına açıklarız. İlk olgumuz 6 aylık bir kız olgu.
Ha, ilk kez evde mayalanmış yoğurt denemesinden, yoğurt yedikten 10 dakika sonra ağız çevresine başlayan ve tüm vücuda yayılan, özellikle de besinin değdiği bölgelerde olan döküntü, huzursuzluk ve kırıltılı bir sonla birlikte nefes almada zorluk, ciddi bir çocuğun genel durumunda bozukluk görmüş. Aile hızlı bir şekilde çocuğu acil servise götürmüş ve acil serviste yapılan fizik muayenesinde çocuğun soluk görünümünde hafif okyan meyilli taşikardik ve taşipneik olduğu, bir miktar hipotansif özellikle tansiyon arteriyel solunum olduğu, solunum sayısının ılımlı artmış, oksijen saturasyonunun normal ama kalp tepe atım hızında olabildiğince yükseklik 170 gibi bir değer ve hipotansif bir tansiyon kan basıncı izlenmiş. Bilateral akciğer ozultasyon solunum muayenesinde ılımlı bir laringospazma bağlı stridor ve bilateral eksprim uzunluğu mevcuttu. Ve olgunun aile tarafından da belirlenen, gözlenen ve bildirilen büyükte yaygın eritematöz ve yer yer endürasyonların olduğu ve bu ürtiker görünümün basmakla solan lezyonlar şeklinde karşımıza çıktı, gözlenmekte. Özgeçmişinde miadında doğduğu, herhangi bir perinatal özellik olmadığı, birinci aydan itibaren aralıklı vücudunda kaşıntı döküntüleri olup annesinin, bu sefer bizi utandırdı, internetten okuyarak bazı uygulamalar yapıp bunlar içinde diyetine süt üstünü azalttığı öğrenildi. Bu döküntülerini geçirmek nedeniyle. Soy geçmişinde ise babada alerjino konjonktivit ve 5 yaşındaki ablada bir astım tablosu gözlenmişti. Ve acil serviste ilk başvuruda yapılan tetkiklerinde herhangi bir şekilde rutin kanında bir problem olmadığı gözlendi. Laboratuvar olarak periferik yaymasında 1100 gibi eozinofil vardı. Olası bir alerjik hastalığa hüküm verebilmek için ki periferik eozinofili sevgili arkadaşlar sadece alerjik hastalık belirtisi değildi. Bazen sadece periferik eozinofil ile alerjik değerlendirmek üzere çocukların yönlendirilini görüyoruz. Tabii ki eozinofili ciddi bir alerjik indüksiyon var ise periferik kanda artabilir ama bu %60-70 kadar daha fazla değil. Viral ve bakteriyel enfeksiyonların iyileşme döneminde hepimizin bildiği gibi parazitler hastalıkları ki özellikle bu dönemde eozinofiliyi çok ciddi şekilde ben hayatımda hiç bu kadar görmedim. Uyuz. Sarkoptes. %50'ye kadar eozinofil yaptığını gördüm. Ve bu çocuğumuzda immünoglobulin E'nin 268 olduğunu gördük. Bir sonraki slayta geçebilir miyiz Caner? Evet. Şimdi sevgili arkadaşlar burada bizim için acaba bu bulgulara birlikte bir miktar tabii ki bulguları belirgin bir olgu. Tanı, ön tanı ya da tanı olarak ne düşünebiliriz? Bu bir acaba ağız etrafında şişlikli ürtikerle olan bir anjiyodem mi? Sadece bir akut ürtiker vakası mı? Anafilaksi mi? Ya da bir anafilaktoid reaksiyon mu? Abi burada biraz bekleyelim Hasan abi. Evet. Bu soruya benzer bizim hastamızı okumadı. Büşra yazıp duruyor aşağıdan ama yazarken muhtemelen bizim vakayı okumadı. Bizim vakaya benzer bir şekilde sadece bir ay daha küçük bir çocuk. 5 aylık bir Evet. çocuk ilk defa yoğurt veriyor annesi diyor. Daha önce Similac alimentum ve anne sütü kullanan bir çocuk. Evet. Bilinen bir alerji öyküsü yok. İşte hipoksemisi olmuş, desatürre olmuş, sibilan ronküsü olmuş, döküntüsüz olduğunu yazmış zannediyorum. Evet, önce aspirasyon düşünmüş, bilmem ne. Ondan sonra da adrenalin yapıp dönmüş. Diyor ki şu ana kadar hiçbir öyküsü olmadan bu hasta anafilaksi olabilir mi? Siz cevap vermeyin abi buna. Önce biz cevabımızı alalım. Ondan sonra çünkü bizim vakaya çok benziyor bu. Sizinki 6 aylık, sizin vaka. Bu hasta da 5 aylık. Soru Evet. da şu ana kadar hiçbir öykü olmadan. Arkadaşın adı neydi? Büşra mıydı arkadaşımızın adı? Evet abi Büşra. Ya Büşra'nın bir ayla hatırını kırmayalım. Biz de 5 aylık yaparız. Tamam abi. Evet arkadaşlar soruya cevap var mı? Şık veren yok mu? Benim bağlantım mı gitti acaba? Arkadaşlar menti yok. Buradan yazacaksınız. Şeyden yazarsanız aşağıya. Kimse yazdı mı acaba? Ben mi göremiyorum? Caner kimse yazdı mı?
Cevaplar geliyor abi. Öyle mi? Bana geç geliyor o zaman. Ben göremedim henüz. Oldukça fazla C seçeneği var hemen hemen hepsi. Tamam. Ben niye göremiyorum acaba? O zaman şeyleri sen söyle. Evet, çoğunluk C diyor. Bir tane B seçeneği var, bir tane D seçeneği var. Anafilaktik reaksiyon, akutür tüker diyen arkadaşlar var. Okey. Ama Tamam. Tamam abi, herkes %99. C diyormuş abi. Eyvallah. Evet. Caner'cim bir slide daha Devam geçelim. edelim. Devam edelim. Evet. Arkadaşlarımız doğru ve haklı. Bu bir inek sütüne bağlı anafilaksi. Anafilaksi konusunda daha sonra biraz daha detaya gireceğiz. Çocukluk çağında bugün için en önemli anafilaksi nedeni sevgili arkadaşlarım. Besin tablolar. Buna daha sonra dediğim gibi detayda gireceğiz. Anjiyonem bildiğimiz bir tablo. Ürtiker, anjiyonem, ürtiker tablolar birbiriyle overlap yapabilen tablolardır. Anafilaksi tabii ki çok ayrı. Ama anafilaktik reaksiyon olarak değişikliğini seçen arkadaşımla bir bilgi paylaşmak isterim. Anafilaktik reaksiyonlar ya da alergoid reaksiyonlar daha önceden bu tanımları kullanıyorduk ama artık biz bunların yerine diğer tanımları hani kullandık. Adverse reaksiyon diyoruz. Anafilaktik yani anafilaktoid reaksiyonlar immünoglobulin E bazlı olmayan ama mast hücrede degranülasyon oluşturan tablolardır. Mesela radyokontrast maddelerle oluşan reaksiyonlar ya da opiyat reaksiyonları bunlardan biridir. Vancomycin'e bağlı Redman sendromu bunlardan birisidir diye burada belirtmek isterim. Şimdi inek sütüne bağlı bir anafilaksi tablosu ve bundan sonra tabii ki bizim klinisyen olarak en önemli görevimiz ve bizim sorumluluğumuz anafilaksi tablosu. Bu da olgunun başında da belirttiğimiz gibi çocuk acil içerisinde pediatrik alerjik acil olarak hayati tehdit edilmiş tablo. Ama daha sonra da fitness tabloları arttıkça bunlar da hayati tehdit eden sendromlar ve durumlar olarak karşımıza çıkacak. Bu nedenle madem acil ve hayati tehdit ediyorsa yapmamız gereken ilk şey hastayı stabilize edebilmek. Bu nedenle o zaman burada şunu sormak gerekir. Bu hastanın yönetiminde hastanın stabilizasyonu ve hayati tehditini ortadan kaldırmak için ilk yapılması gereken yöntem ya da ilk yapılması gereken yönetimdeki iş uygulama ne olmalıdır? Damar yolu açılması. Abi siz görebiliyor musunuz slaytları? Evet. Evet. Şeyler görünüyor mu ekranda? Ben göremiyorum ama benden mi Görünüyor. kaynaklı? Şu Görünüyor. anda Görünüyor mu? Tamam. Ben göremiyorum. Bende sorun var. intramüsküler Tamam. adrenalin uygulanması, subkutan adrenalin uygulanması, H1 bloker verilmesi ve intravenöz parenteral dexametazon uygulanması. Burada acaba ilk yapmamız gereken uygulama nedir sevgili arkadaşlar? Burada arkadaşların çoğu B seçeneği dedi. Evet. Hocam, Neden bu arkadaşlar sürekli doğru yanıt veriyor ya? Yani abi bizim kitle çok eğitim. iyi bir kitle. Bizi Evet, hiç yani bakın katılımdan belli bu saatte hani kupa mükemmel. var biliyorsunuz, futbol maçı var. Bir de bir Gerçekten. sürü şeyler var ve arkadaşların hepsi burada. Hakikaten bu her farenin yapabileceği bir şey değil. Daha sonra ben biraz anlatayım. Yani hakikaten mesela çocuk alerjide böyle bir şey olsa valla aya gider gelirdik yani biz ama şu ana kadar. Yani çocuk alerjide böyle bir ekip yok. Şimdi sevgili arkadaşlarım burada siz tabii bunu daha iyi bilirsiniz. Ama maalesef ve ma teessüf hala bu şıkta subkutan adrenalin diyen arkadaşlarımız var. Subkutan adrenalin biliyorsunuz adrenalin kullanımı açısından uygun bir yer değil. Zararlı intravenöz için kesinlikle patolojik yapılması ama subkutan da uygulanması gerekmeyen zorunlu haller dışında. Çünkü intersiyon farklı olabilir, yumuşak oluk dağılımı ve emilim farklı Bir de olabilir. yanlış uygulanıyor abi ya. Hasan abi bilmiyorum pratikte siz karşılaştınız mı? Subkutan diye ucube ucube yerlere yapılıyor. Yani hani uygulamada ciddi sıkıntılar oluyor. Subkutanla Evet. ilgili kesinlikle katılıyorum size abi. Böyle bir iki tane uygulama maalesef otoenjektörde yaşadık, diğerlerinde yaşamadık. Ama yani benim gözümün önünde bir hemşire arkadaşın
intramüsküler yap derken böyle subkutan yaptığını gördüm. Aldım, daha sonra yapmak zorunda kaldım ama yer olarak bilmiyorum ama olabilir kesinlikle. Burada ilk yapılması gereken intramüsküler adrenalin bizim için çocukluk çağında 0,01 miligram kilogramdan maksimum 0,3 miligram doz intramüsküler o müsküler olarak uygulanmasını sağlamaktır. Diğer slayta geçebilir miyiz Canlarcığım? Şimdi Abi bir şey bir ara verebiliriz. Caner, benim şeyi görmemde sorun oluyor. Ben çıkayım, sen beni davet et. Olur mu? Ben yorumları da okey. göremiyorum çünkü. Tamam mı? Tamamdır abi, okey. Abi izninizle bir saniye. Tabii. Hocam ben slide'ı ilerlettim. Siz devam edebilirsiniz Tamam. isterseniz. O değil mi? Ha, tamam, okey. Şimdi bu hastaya ne yapacağız sevgili arkadaşlar? Olabildiğince erken ve hızlı bir şekilde intramüsküler adrenalini yapmak. Hem ki burada herhangi bir şekilde bir inset söz konusu olsaydı inset yerine yakın bir yer yapmamız önerilir ve gerekir emilimi azaltmak için. Ama buradan ilk önce ister tabii ki kuadrisepse oraya intramüsküler olarak bunu yapabilirsiniz. Ve tabii ki bu çocuk için hızlı bir şekilde yapılan adrenalin çocuğu histaminin fizyolojik antagonizması yapılarak hayatta kalmasını sağlayan en önemli girişim. Hatta şöyle diyebiliriz. Vazovagal senkope değilse ki 6 aylık bir çocukta bu çok mümkün değil. Siz anafilaksi düşündüğünüz takdirde adrenalini yapabilirsiniz. Bu herhangi bir yanlış uygulama olmaz. Elbette ki hipotansiyonla ve kardiyovasküler kollapsla aritmiyle ve bunun getireceği sonuçlarla uğraşacağımız için, mücadele edeceğimiz için hemen bir sıvı desteğini intravenöz yolu açmak ve arkasından bir parenteral antihistaminikle tabii ki H1 bloker ve birinci kuşak bir antihistamin yapmak ve arkasından da steroidi yapmak gerekir. Bu çocukta anafilaksi söz konusu olduğu için gerçi tek başına hipotansiyon anafilaksi için yeterli bir tanı kriteri olmasına rağmen aynı zamanda birden fazla doktor var değil mi? Bir bronkospazm var, iki deri var. Bu da anafilaksinin kesinleştiren iki bulgusundan birisi. Bronkospazm yenmek için salbutamol de mutlaka ilave edilmelidir. Tabii ki daha sonra eğer ki anafilaksi bulgularına hakim olamazsak tedavinin bir üst doza geçilmesi söz konusu olabilir. Ve eğer ki hipotansiyon hakim olamadığımız takdirde adrenalin 20 dakikada tekrarlayabiliriz. Şimdi Bu bu şekilde. soruyu ben çok sevdim abi. Bu soruyu çok seviyorum. Şimdi Ya. tabii ki burada en önemlisi çocuğu stabilize etmek ve yaşamda tutmaktı. Histaminin fizyolojik antagonizmasını yapmak ve histamine bağlı olan komplikasyonları engellemekti. Tabii hava yolunun açık tutulması da bu çocuk için önemli. Pekala bu çocuğu bu stabilizasyondan sonra hemen eve gönderelim mi? Hayır, göndermeyelim. Belli bir Geliyor süre. cevaplar abi. Cevapları bekliyorum. Biz o zaman bu çocuğu ne kadar süre izleyelim? Aşağıdan geliyor abi. 3 var, 24 var, 4 var, 6 var, 12 var. Ortalama ne kadar diyor? Çünkü böyle 6 diyen daha fazla abi. 24 altı var gerçi. 12 evet. var, evet. Çok güzel. Yani şöyle sayılar arttıkça da bu ortalama da Biraz değerlendirilecektir. daha evet sizin istediğiniz saate doğru yaklaşıyoruz abi. Yaklaşıyoruz. Tamam. Evet. Fevkalade. O zaman. O zaman biz de geçelim Çınar Devam Şevken'e. edelim. Şimdi bu çocuğu biz evet adilen uygulamasından sonra bütün klinik tablo ve çocuğun genel durumu düzeldi. Kendine geldi. Ürtükeleri soldu ama geçmedi tabii ki. Ve bu çocuğu biz 6 saat en az acil serviste izlemeliyiz. Neden 6 saat izlemeliyiz en az? Bunun cevabını biraz sonra söyleyeceğiz. Ama tabii ki diğer sorular cevapları veren arkadaşlarımız da doğru. 6 saat, 24 saat hatta bazen Aynen 70 saat izledim. Saslar oluyor ama en az 6 saat olması gerekir. Fakat
Biraz önce aslında ilk girişte konumuz olmadığı halde konuştuğumuz gibi bu çocuğun da bundan sonraki süreçteki uzun süreli izlenim planı yapılmadığı takdirde acil uygulama yani anafilaksi yönetimi bitmiş sayılmaz. Bu çocuk için mutlaka bundan sonra rastlantısal ya da kazara karşılaşmalar için ya da herhangi bir şekilde bu konuda bir yorması yani farkında olmayan bir ortamdaki olası aynı şekilde olan inek sütü proteiniyle karşılaşmak için karşılaşması durumda anafilaksi geçirmesini engellemek için bir adrenalin otoenjektörü bu çocuğa yapmalıyız, pardon yazmalı ve vermeliyiz. Eskiden sadece yurt dışından geliyordu, hepimiz biliyoruz EpiPen. Ama şimdi Türkiye'de de üretiliyor ve kullanıma sunulabilir. Hem pediatrik hem de erişkin formları var ve çok iyi de çalışıyor arkadaşlarımız. İkincisi, bütün acili olabilen hastalıklarda olduğu gibi bu çocuğa da bir anafilaksi eylem planı çıkarmalıyız. Yani bu çocuk olası bir anafilaksi geçirmesi durumunda nasıl bir yol izlemeli? İşte mutlaka otomatik adren enjektörünü yapmalı. Ondan sonra acil servise başvurmalı. Ondan sonra şuralarda izlenmeli. Ve bizim için anafilaksi oluşturan besinlerden uzak tutulmalı. Demek ki bunun çok ayrıntılı pediatrik alerji olarak çok ayrıntılı şeyler var. Mesela anafilaksi geçirdiği takdirde inek sütü protein içindeki hangi komponente karşı alerjimiz var? Bu anafilaksi uzun vadede prognoz ne olacak gibi şeyler de bizim eylem planımız içinde. Ama şu anda bizim için acil olması gereken, acil ya da erken dönemde yapması gereken şey nedir? Serum spesifik immünoglobulin E'miz nasıl? Ne kadar? Bu bize neyi veriyor? Her ne kadar %100 klinikle koreli olmasa da eğer ki serum spesifik immünoglobulin inek sütüne karşı whole milk spesifik eğer ki 15 kit ünite böyle litre üzerindeyse bu çocuğun bulgularının ağır bir şekilde daha doğrusu anlamlı olarak devam edeceğini ve toleransın biraz daha geç gelişeceğini gösterir. Ama eğer 15'in altındaysa anafilaksi ile ilgili sürecin erken süreçte döneminde bitebileceğini ve bu açıdan bir tabii ki süreç belirlemesi gerektiğini belirler bize. Süt ve diğer besinlerde alerji testi yapıyoruz ve açıkçası klinik bulguları suspect şüpheli olan çocuklarda muhakkak yapması gereken şey besinin direkt olarak ciltle temas ettiği uygun bir yöntemle, pirik yöntemiyle sonucunu vermesi. Neden? Çünkü biz tamam aile yoğurt yedirdim diyor. Bununla sonuçlar klinik bulgular çıktı diyor. Ama belki yoğurtta bulaş olan başka bir anafilaksi nedeni var. Bunu ayırt edemeyiz. Mutlaka yoğurtta yapacağız. Ama burada şunu vurgulamak isterim. Pirik to pirik testi bizim arkadaşlar yanlış yapmış. Neden? Eğer bulgular 6 ay içinde bu kadar sabit hiçbir besin alerjisi ve anafilaksi birlikte olan çocuğa pirik test yapılmaz. Yapılmamalıdır. Anafilaksiye sokabiliriz ama tabi provokasyon asla yapılmamalıdır. Yani burada pirik to pirik test sonucumuz bizim için hani pirik to pirik test yapılması bizim için bizim kararımız. Yani biraz önce dediğim gibi şüpheli bir reaksiyondan eğer ki şüpheleniyorsa mutlaka dikkatli bir şekilde pirik test yapacağız. Ama şüpheli değil, tek alerjen varsa, serum spesifiği eğer ki yüksekse pirik to pirik yapmaya ya da provokasyon yapmaya gerek yok. Provokasyon hiç yapmayacağız. Ve bu çocuğa ne yapacağız tedavide? Yapacağımız tek şey anneye ve bebeğe. Çünkü biliyoruz ki inek sütü ya da başka besin alerjenleri konusunda anne sütüne bütün gastrointestinal elemanların bir miktarı geçtiğinden eser miktarda da geçebilir ve subklinik alerjen indüksiyonları, reinforcement'ları olabilir. Ve de anneden ve bebekten inek sütü eliminasyonu yapacağız ve bebeğe bir amino asit bazlı mama ile kalsiyum, fosfor ve diğer günlük ihtiyacı olan değerleri vereceğiz. Ama anneye unutulan en önemli şey bu. Anneye inek sütü ve inek sütü ürünleri eliminasyonu yaparken annene muhakkak surette kalsiyum ve D vitamini ilave edeceğiz. Ancak bu eliminasyonda anne ve annenin ne kadar kalsiyum ve D vitaminiyle desteklenmesi önemli ve gerekli ise çocuğun da amino asit bazlı mamalarına ki bakın herhangi bir şekilde hidrolize
ekstensif hidrolizmama değil, sadece pür amino asit bazlı mama vererek bebeği izleyeceğiz ve bu çocuklarda en önemli sorun da büyüme gelişmenin izlenmemesi nedeniyle büyüme gelişme gelin sokulması. Neden? Çünkü bu mamalar tadı çok kötü. Çocuk yemiyor, anne. Uyum çok zor abi. Evet, Herkes evet. yiyemiyoruz diye geri dönüyor. Bilmiyorum sizin hastalar da bu şekilde mi ama. Ya biraz aromatize edeceğiz. Aromatize tabii ki satelit BC planları var. Ama tabii ki bu konu bunda. Abi Şimdi penepin için bir soru var. Biz rapor olmadan penepin yazabiliyor muyuz diye soruyorlar. hayır. Penepin mutlaka raporla yazılıyor ve raporla ödeniyor. Tamamdır. Anneye inek eti de Evet, bu da yasaklanmalı mı diyorlar? çok güzel bir soru. Sevgili arkadaşlar, annede eğer ki klinik olarak herhangi bir bulgu yok ise veyahut da siz şüphelenip de sütle birlikte bir et alerjisi olabilir mi diye koymazsanız, şeyde yoksa anneden inek şey pardon eti kesmenize hiç gerek yok. Çünkü inek sütüyle işte inek ve dana kaynaklı olan etlerin çapraz reaksiyonu %10'dan daha fazla değil. O böyle bir şeyden şüpheleniyorsanız lütfen pirik test yapılmasını alerji uzmanından isteyin. Ve eğer ki negatifse bunu anneden mahrum etmeyin. Çünkü biliyoruz ki et önemli bir protein ve demir kaynağı. Ve demir kaynağı çok değil ama önemli bir protein ve yağ kaynağı ve lezzet. Süper abi, bir tane daha son bir soru. Anafilakside çıkışta taburculukta 3-5 gün steroid var mı yok mu? Klinikler arası farklı yaklaşım mevcut diyorlar. Siz öneriyor musunuz? Şimdi şöyle, evet, eğer ki ilk başlangıçta steroid kullanmışsak ki kullanmalıyız ama biraz sonra bahsedeceğim ki kortikosteroidler biliyorsunuz akut bulguları etkilemiyor. Geç reaksiyon ya da bifazik reaksiyon da geç faz etkiliyor. Ama şunu da akılda tutmak lazım. Biliyoruz ki kortikosteroidler sempatik yanıtı augment eden en önemli ajanlar. Yani sizin verdiğiniz adrenalini ve diğer ajanların etkinliğini artıran ajanlardır. Bu nedenle bizim şeyimiz şu. Hafif anafilakside 1 ila 3 gün, orta derecede 2 ila 5 gün kullanıyoruz. Yani ama ağır anafilakside tabii çok ayrı bir şey var. 5 ila 7 güne kadar kullandığımız hastalar oluyor. Bu nedenle bu soruya evet diye cevap veriyorum. Çocuğun klinik tablosuna, ağırlığına, geç bulguların gelişip gelişmediğine göre mutlaka 1 ila 3 gün kortikosteroid devam edilmelidir. Bu oral de tercih edilebilir, parenteral de tercih edilebilir. Tekrar vurguluyorum, anafilaksinin geç bulgularını önlemek ve bifazik yanıtını engellemek içindir. Ancak şu var, anafilaksi deyince tabii ki sevgili arkadaşlar, tanım ve zaman olarak bunu başka bir hani konu olduğu için ben izlemedim. Anafilaksi bulguları biliyoruz ki genelde %80 oranında ilk 20 dakikada, 20'de 30 dakikada çıkar. Akut anafilaks dediğimiz şey bu. Ama accelerated anafilaks dediğimiz şey 1 saatin sonuna kadar çıkabilir. Çok nadiren de olsa geç anafilaks dediğimiz bir şey var. 24 saate kadar çıkabilir. Bu nedenle mümkünse en az kullandığınız kortikosteroid en az 1 gün artı 24 saat. Ama eğer ki klinik tabloya göre kendinizi garanti etmek istiyorsanız 2-3 gün kortikosteroid mutlaka verilmelidir. Yani benim uygulamam bu. Yani eğer bu yapılmazsa fazla cesur davranılmış olur. Tamamdır abi. Evet. Devam edeyim Devam edelim abi, evet. Biraz hızlanalım. mi? Tamam. Biraz alalım. Şimdi anafilaksi biliyoruz ki hani son yıllarda biraz önce belirttiğimiz gibi hem alerjik hastalıklarda hem de anafilakside artış var. Anafilaksi patolojisine, patogenezine gelecek olursak patofizyolojisine burada görüldüğü gibi anafilaksi genelde bildiğimiz gibi tip 1 aşırı duyarlılık reaksiyonu ve bu da immünoglobulin E aracılığı. Ama bazı hayvan deneyleri ve klinikte açıklanamayan mesela kuprofana bağlı anafilaksi var. O immünoglobulin G aracılıklı olarak oluyor. Hatta kuprofan aynı zamanda immünokompres ve kompleman bağlı da anafilaksiler olabilir. Bunlara ait olan tabii ki klinik bulgular bir miktar daha farklı olabilir. Bir miktar daha genel durum bozukluğu olarak olabilir. Bir ürtiker, anjiyo ve bronkospazm olarak diğer bulguları içerebilir. Non-immünolojik mekanizmalarla meydana gelen işte anafilaks tablosuna da biz ne diyoruz? Anafilaktoid allergoid reaksiyonlar diyoruz.
Bunun immünolojik mekanizmalarına gelişen anafilaktoid tablolarda tahmin edersiniz ki immünoglobulin E bir aracı değil, bir etken değil. Burada radyo kontrast maddeleri ya da nonsteroidlerin oluşturduğu lökötriyen metabolizma bozuklukları, vankomisin gibi yani direkt mast hücre liberatörleri bunlara yol açabilir ve tabii ki bazı enfeksiyonlarda da immünoglobulin G2 aracıyla bunlar olabilir. Yani anafilaktoid mekanizmaları artık non-immünolojik anafilaksi tablosu olarak değerlendiriyoruz. Bir sonrakine geçelim. Burada hepimizin temelde bildiği şey nedir? Bir alerjen girdikten sonra buna karşı spesifik immünoglobulin E oluşumu bir anafilaksinin ya da tip 1 aşırı duyarlılığın birinci fazıdır. Ve bu birinci fazda spesifik immünoglobulin E oluşur. Bu gider mast hücresinin üzerine oturur ve alerjenle ilgili tekrar bir re-exposure'da ciddi ve hızlı bir medyatör, mast hücre degranülasyonu ve mast hücre medyatör release olur. Ve bu zaten bildiğimiz anafilaksinin akut bulgularını oluşturuyor. Normalde alerjenle olan ikinci karşılaşmada bir nazal kalenin mesela anafilaksi oluşturmadığı halde bundan daha az miktarda olan bir besinin neden anafilaksi oluşturduğu konusundaki en temel özellik de tabii bunun kriptojenik özelliği veyahut da gastrointestinal sisteme alınan volüm az olsa bile immün yanıtın ve imüjenin çok olduğu ama bir parenteral giren bir ilaç ya da insekte neden böyle konusunda henüz bilgi yok ama normalde salgılanması gereken ya da degranüle olması gereken mast hücre sayısı 10 iken burada 1 milyon oluyor. Tabii ki histamin klinik bulgularını görüyoruz. Ama bu ilk ikinci yani bir re-exposure'da görülen anafilaksideki birinci karşılaştırdaki yani ikinci karşılaştırdaki ilk ana faz 1 diyor. Bildiğimiz gibi akut reaksiyonlar ilk 20 dakikada çıkıyor. Ama mast hücresi efektör hücre olarak çok önemli, çok geniş fonksiyonlar alamıyor. Ve organizmada her yerde bulunan en dağınık, en çok immün hücre aslında. Yani kıl kökünden kalbe, işte kalpten bağırsaklara her yerde bulunuyor. Ve tabii ki salgılı medyatörler de çok ayrı, çok önemli. Bir granülüs makrofaj konusunda faktörden interleukin 3'e, oradan interleukin 4, 13, 9'a kadar her şeyi salgılayabiliyor. Ve salgıladığı her bir medyatör yeniden bir T lenfosit işte hemopoezi, immünoglobulin E sentezi ve tekrar bu olayın kronik bir süreçte faz 2'de meydana gelmesine yol açıyor. Bunları ama yol açan şey mast hücre degranülasyonu sonucu oluşan başlangıçtaki histamin başta olmak üzere prostaglandinler ve PAF gibi medyatörler değil de novo sentezli yani membrandan yeniden sentezlen biraz önce söylediğimiz interleukin 3, 4, 5, 13 gibi medyatörler. Bunlar ne yol açıyor? Tekrar immünoglobulin sentezine ve eğer ortamda alerjen var ise 4-6 saat sonra tekrar bulguların ortaya çıkmasına neden oluyor sevgili arkadaşlar. Yani işte anafilaksi geçiren bir çocukta 6 saatte izlememizin en önemli nedeni 4-6 saat sonra yeniden bir anafilaksi tablosu daha ılımlı ama tehlikeli olabilecek ama vazoaktif medyatörlerin çok daha fazla etkili olacağı bu sefer eritem endürasyon değil ciddi vazodilatasyon ve serum sızması şeklinde karşımıza gelebilir. Beni hızlandırmak için Caner de hep slide değiştiriyor. Onu da farkındayım. Hızlanacağım. Evet hızlanalım daha ben. Hızlanalım biraz. Şimdi burada anafilaksi nasıl tanımlıyoruz? Eğer sevgili arkadaşlar 3 tane ayrı vardı, 3 tane kriter var. Birinin vardı bizim için yeterli. Mesela ilk mukozadaki olan bulgular burada görebiliyorsunuz. Ürklükler, flashing gibi. Birlikte solunum bulguları ya da kan basıncı diyor. Düşüklüğün olması bu yani şu iki bulgudan birine üstteki bulgunun ilave olması ya da olası bir alerjene maruziyetten sonra şu dört kriterden ikisinin çıkması cilt ve mukoza bulgusu, solunum yetmezliği, kan basıncında azalma, inatçı gastrointestinal saklamalar. Neden? Çünkü intestinal aldığımız bu alerjen ciddi bir histamin nedeni. Histamin biliyorsunuz önemli bir düz kas kasıcısı ve dilatörü, özür dilerim dilatörü. Bununla birlikte ciddi gastrointestinal kramplar düz kaslarda olabilir. Tabii ki bilinen bir alerjene maruz kaldıktan sonraki tek başına hipotansiyon da başka bir neden yoksa anafilaksi olarak tanımlanabilir. Bu üçünün bir tanesi varsa anafilaksi diyoruz. Sanırım değiştirebilir miyiz?
Şimdi burada tabii ki birkaç tane de atlayalım şeyleri, animasyonları. Muhakkak yapmamız gereken ilk şey, çocuğu hayatta tutan en önemli şey, tedavi, intravitreal adrenalin var arkadaşlar. Ama hipotansik yanıt ve genel durum bozukluğu devam ediyor ise 20 dakikada bir enjeksiyon devamı, ya da tansiyon yönetilemiyor ise adrenalin infüzyonu, ama çok dikkatli, yani 1 mikrogram kilogram dakika gibi bir şeyden başlayarak mutlaka infüze edilebilir. Tansiyon düzenince bırakılmalıdır artık. Tabii ki intravitreal sıvı yapmak bana, antihistaminik ve sistemik steroidler ve nebulize salbutamol önemli. Eğer hipotansiyona yanıt alamıyorsanız ya da bronkodilatör etkilerini alamıyorsanız, beta sempatik etkiyi arttırmak için intravenöz glukagon kullanılabilir. Burada dozu yazılıyor. Çok düşük dozdan 20-30 mikrogram kilogram gibi ve 5 dakikadan uzun süren bir infüzyonla yapıyoruz. Ben hayatımda sadece 2 defa ihtiyaç duydum. Eğer ki iyi yönetilir ve akut tedavi edilirse bu şekilde olan bir glukagon tedavisine ihtiyaç duymuyor. Tabii ki çok ağır bir anafilakside entübasyon ve diğer ileri yaşam desteği de verilebilir. Bu sizin için. Bir sonraki slide'a geçtiğimizde sevgili arkadaşlar, bu hastayı acil serviste izledik ama çıkarmak istiyoruz. Ama bir fazil reaksiyondan da endişe ediyoruz. O zaman biz ne yapalım? Abi burada evet, ben bunu biraz daha şey söyleyeyim. Bu arada da size birkaç soru gelmiş. Şimdi az önce eğer izlem nedeniniz bifazik reaksiyonsa diyor Hasan abi, bu bifazik yani herkes için bifazik reaksiyon olma şey var mı, yoksa bunun için bir grup var mı, riskli bir grup? Hani bu hastalarda biraz daha yüksek risk var ve bu hastalarda biraz daha uzun. Mesela az önce Yılmaz, evet az önce bir arkadaşımız Yılmaz sanırım 36 saatte bile bifazik reaksiyon bildirildiğini söylemiş. Yani bu grup riskli bir grup var mı, orada birkaç kriter yazabilir misiniz, onu soruyoruz. Evet. Abi cevaplar gelene kadar ben size birkaç soru sorayım. Tek başına hipotansiyondra adrenalin yapalım mı, sıvı replasmanı yapılmasın mı diye soruyorlar. Sıvı replasmanına yanıt vermezse herhalde. Şöyle, adrenalin... tek başına hipotansiyon var ise ve anafilaksi yapıyor düşünüyorsak, o %30 herhalde. O kriteri karşılayacak ki anafilaksi olsun, değil mi abi? Ya bunun tartışması yok. Biz adrenalin yapmamız gerekiyor. Ama tabii ki eğer tansiyon yüksekliği konsantrasyonu var ve hani bunu endişe ediyorsak, tabii ki mutlak damar yolu açık olacak şekilde sıvı replasmanı ondan sonra düşünebiliriz. Ama biz adrenalini mutlaka yapacağız. İntravenöz adrenalin dozunu tekrarlamamızı istiyorlar ama. 1 mikrogram kilogram dakikadan çıkıp en çok 10 mikrogram kilogram dakikaya kadar yanıt verinceye kadar çıkabiliriz. Tamamdır abi. Teşekkürler. Şimdi arkadaşlar, sizin bifazik reaksiyon için risk grubu düşündüğünüz kimse var mı? Evet. Yani kimde bifazik reaksiyon daha yüksek olasılıkla görülür? Yoksa herkes de aynı mı oran? Evet. Şimdi tabii bifazik reaksiyon herkeste görülmeyebilir ya da immün yanıtın tip 1 immün yanıtı doğası olarak görülüyor olabilir. Çok büyük ihtimalle bu subkliniktir. Yani kendi doğasında görülmesi gerek. Yani degranli olan her mark virüsünden interleukin 3 salınarak T lenfosit, 4 salınarak ve 13 salınarak immünoglobulin E sentezi yapar. Ama herkes de klinik bulgu biliyorsunuz görülmeyebilir. Kimlerde görülür? Şimdi görelim. Kimlerde güzel. Görelim. Devam edelim. Evet. Burada sıklık %0.4 ile 21. Demek ki her yer, her ülke, her hani klinik tabloya ve her acilin kendi davranışına ve hasta grubuna göre değişebiliyor. Şimdi burada bifazik reaksiyon için en önemli bizim için risk faktörü, böyle bir şey tabii olabilir mi? Olabilir. Neden? Çünkü ölüme başlamış afiyetten gelince kadar gidecek. Eğer ki adrenalin 90 dakikadan daha fazla geç yapılmış ise, başlangıçta hipotansiyon var ise, 6 yaşın üstünde yani immünoglobulin potansiyeli ise, bronkospazm var ise, diyare söz konusu yani gastrointestinal motility arttıran histamin yanıtı var ise ve plak alerjisine bağlı ise geç yanıt görülebilir. Yani benim gördüğüm geç yanıtların hemen hemen tümü iki şeye bağlıydı. Bir, alerji aşısına, yani yanlış uygulamış alerji aşısı. İkincisi de insektlere bağlıydı. Mesela arı hakikaten en sık gördüğümüz etkenlerden birisi. İşte arkadaşlar,
Böyle bir durum var ise mutlaka bu çocuğu geç faz yanıtı açısından en az 6 saat ama eğer mümkünse en az 12 saat yani izlemde tutmak gerekir. Eğer şüpheleriniz bir durum varsa tabii ki bir güne tamamlamak lazım. 36 saatte görülebilir mi? Dediğim gibi geç anafilaksi tablosunda görülebilir. Çok nadir, daha çok erişkinlerde. Ama yine de mesela geç faz yanıtını izlediğiniz hastalarda mutlaka onu izleyin. Çünkü her 6-12 saatte bir tekrar bir geç faz yanıtı nüksedebilir. Tamam, devam edelim ya. Efendim? Devam edelim dedim abi. Anafilaksi ve izleminde ne yapmamız gerekir? Biraz önce söylediğimiz gibi bu çocuklarda muhakkak surette klinik ağırlığa göre dediğimiz gibi 6 ila 24 saat hatta 70 saat arasında izleyeceğiz. Bir fazik yanıtı atlamayacağız arkadaşlar. Geç faz yanıtı. Adrenalin çok önemli. Tanıda yapılması gereken en önemli şey vakit kaybetmeden aklımıza gelir gelmez adrenalin yapmak. Daha sonra taburcukta tabii ki anafilaksi eylem planı, adrenalin otoenjektörü, sağlık herhangi bir durumda hangi sağlık birimine acil ve erken başvuracağı ve tabii ki en önemlisi nedir? Sorumlu alerjenden uzak tutma ve her şeyin başında olduğu gibi aile bu konuda farkındalığı arttırmak için eğitim vermek ve bu sadece aileyle sınırlı kalmaması gerekir. Çocuğa bakan bir bakıcı ya da okula gidiyorsa oradaki öğretmene de mutlaka bilgi vermek gerekir. Adrenalin otoenjektörler için bir tane değil, biz iki tane yazıyoruz. Biri kullanınca diğeri kullanılması iki enjeksiyon için veyahut da çok önemlisi birisini evde, birisini mutlaka okulda tutmak için iki tane adrenalin otoenjektörü yapıyoruz, yazıyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan ikinci olguya geçelim mi Ulaş'cığım? Olur yani, abi, olur. Paket sorumuza. Şimdi ikinci olgumuza geçiyoruz değerli arkadaşlarım. Bu da 18 aylık bir olgu. 2 gün önce gündede başlayan ve kollara doğru yayılan, bacaklara yayılan, birkaç saat içinde solan, önemli birkaç saat içinde solan, sonra tekrar kızarıklık ve kabarıklık. Yani hem kızarıklık var hem kabarıklık var. Bir olguydu. Bu olgu bize başvurduğunda acil serviste yüzde bacaklarda yüzde yaygın hiperemik basmakla solan endürasyonları, plakları vardı. Yani sistem bakıların tümü olağandı. Ne bir inspiratuar ne de bir ekspiratuar solunum sıkıntısı bulunmamaktaydı. Özgeçmişinde lezyonların başlamasından birkaç gün önce yoğun katkı maddeli besinler tükettiği ve iki gün önce de belirgin bir seröz burun akıntısı viral bir üst solunum enfeksiyonu bulgusu vardı. Bunun dışında ne özgeçmişte ne de soygeçmişte çok önemli bir özellik belirtmemekteydi. Şimdi sevgili arkadaşlarım, bu görüntüdeki ve bu fizik muayene ve öyküyle gelen bir hastada siz hangi tetkikleri istersiniz? Abi biz cevapları beklerken ben size aşağıdan gelen soruların bir kısmını sorayım mı? Bir tane daha doğrusu şey var. Adrenalin yazılamayan ve alerjiye geç vuran, geç başvurabilecek aileler için besinler kesiliyor. Bu durumda otoenjektörleri de yazamıyoruz. Ne yapabiliriz diyor. Öyle bir çözüm var mı? Otoenjektör neden yazılamıyor? Efendim? Otoenjektör hani az önce dediniz ya raporsuz yazılamıyor diye. Herhalde onun üzerine mi yazılmış? Ha anladım. Okay. Şimdi şöyle yani Türkiye'de böyle bir ortam yok. Yani hemen hemen her kurumda yani yaklaşık her İşte biz de öyle söylüyoruz abi. Bu Büşra şeyde çalışıyor. Doğu'da bir yerde mecbur yapıyor. Neredeydi hatırlamıyorum şimdi ama muhtemelen kırsal bir yerde çalışıyor. Ve onu söyleyeyim. Acaba böyle bir şey olabilir mi? Hani bunlara ne önerirsiniz? Ne yapılabilir? Birincisi şimdi adrenalin otoenjektörünün kullanımı önemli. Ama şu da var Ulaş. 22 yıldır çocuk alerji uzmanıyım. İmmünoterapide riski olan hastalara besine ilgili olan hastalara yazmama rağmen çok vahim bir sonuç ama bunu kendim yaşamasam inanmazdım. Söyleyen atıyordur sanırım. Bir tane adrenalin otoenjektörü kullanan hastam olmadı. Gerçekten. Abi o zaman çok enteresan gerçekten. Bir tane olan olmadı. Ve bunların hepsi ihtiyacı olan hastalar. Bir tane hastanın kullanıldığı, yani benim hastam değil,
Daha sonra bana gelen hastayı biliyorum. Bir tanesi de kullanmış ama evde yapmış. Yani nasıl olsa tedavi edilmemiş. Gece çocuk yatmış uyumuş. Allah'tan ölmemiş çocuk. Yani acil sertifikalemiş. Evet. Bu nedenle ben bir kere şunu öneriyorum. Aslında adenin otoenjektörünün burada kumusu geçmesinin nedeni konsepte girmesi Abi yoksa. korkudan mı kullanmıyorlar? Yani Korkudan anafilaksiye girip mi kullanmıyorlar. kullanmıyorlar? Anlamadım. Bir şey olmaz diye kullanmıyor. Olayın aciliyet heyecan nedeni aklına gelmiyor. Paldır küldür paldır küldür hastaneye gidiyor. Oraya buraya böyle diyor. Veya Eğitim şart diyorsunuz o zaman. Havva demiş herhalde Doktor var. Havva. Yaparsam başka bir şey olur. Acaba değil mi? Ya değil mi diyor. Değil mi diyor ve gerçekten Ulaş çok trajikomik bir şey. Bir tane kullanan hasta görmedim. Çok Ben sonra hakikaten çok ilginç yani. denetlerken tabii kimseye söylemeden de çekiniyorum. Yani ya böyle bizim hastalarda böyle acaba sizde de böyle bir eksiklik hissediyorum kendimden. Arkadaşın oluyor. Ya biz nerede kullanıyoruz? Nerede kullanıyoruz? Aslında abi bu o kadar güzel bir cevap oldu ki Büşra'ya. Büşra diyor ki hani onu yapamıyorum, bunu yapamıyorum, bunu yapayım. Bunu zaten yazsanız da yapamayacak anlamına geliyor bu. O yüzden de abi Yani çok onu teşekkürler. söyleyemiyorum. Onu o şey durumdan ne derler? Tamam. Tamam, Vaziyetten anladım. değil. Şimdi ben bu Anladım. nedenle hastalarıma asıl şunu yazıyorum. Şunu yazıyorum. Yani mesela EpiPen getiremeyiz. Şimdi Penep'im var ama daha önceden yoktu. Bir, iki tane adrenalin ampul, iki tane 2,5'luk enjektör, iki tane insülin enjektörü. Ve hani çok kırık olur. Ve bunları alın diyorum. Yanına bir tane dekortla avil de koyduruyorum. Bir tane kutu yapın diyorum. Bunu mesela soğuk ortamına koyun. Biliyorsun hani 24 derece altı yetiyor. Evet. Böyle bir şey olduğunda yaptırtın diyorum. Bunlar yapılıyor. Neden? Kendi Çok yapmıyor ilginç ya. abi. İşte İşte olay yan sosyo kültürel herhalde abi ya. tarafta bir tane işte hemşire mesela komşusu alıyor götürüyor çocuğu. Doktor bunları yap diyor. Hemşire yapıyor. Yapanı gördüm. Ama adrenal enjektör yapanı görmedim. Abi şeyle ilgili bakın Havva İngiltere'den katılıyor. Şey demiş ha, İngiltere'de hasta yakınları daha cesur yapıyorlar. Muhtemelen şey. Ama orada hastane çok pahalı. Her eve Çok gitmiyorsun. güzel Hastane abi. çok pahalı. Bir de Benim sterlin de pahalı abi. Sterlin de çok pahalı ama ya onların para birimi kendi para birimleri abi çok. aynı orada hastane çok pahalı. Gidemiyorsunuz. Aile hekimine gidiyorsunuz. Yani tam bir ızdırap. Bu nedenle aile o ızdırap çekene enjeksiyonu yapıyor. Ama mesela Amerika'da da öyle. Ama Tabii. bizde öyle değil. Bizde hastane, acil her şey bedava. Bu nedenle Devam aile. edelim canım. Abi devam edebilir miyiz? Tabii Ben tabii. bu arada Muzaffer abi Manisa'ya gidip onu görmediğim için aşağıdan kayıyor abi. Siz onu görmeyin. Bir ara geldim ya ben sınava. Test Ha evet sınavına. doğru. Evet, Doğru. uğrayamadım Muzaffer abiye. Aşağıdan sarıyor şu anda. Siz onu dikkate Allah'ım. almayın abi. Allah'ım. Bu arada Evet. İngiltere'de abi sağlık ücretsiz, Amerika ile karıştırmayalım diyor demiş Hava. Hava İngiltere'de. Tamam, Herhalde okey. şey Peki Amerika'da böyle ama İngiltere'de böyle değil. hava Sağlık kardeşimize şunu ücretsiz. sorabilir miyiz? Hava Tabii kardeşimize tabii. şunu sorabilir Tabii. miyiz? Tabii, Ben soralım abi. bir deri testi yaptırmak istiyorum, besin. Ve atopik dermatit bulgularım var, ağır. Ben ne zaman besin alerjisine test yaptırabilirim acaba sağlık ücretsiz olan yerlerde? Bunun Tamam, cevabını bekliyorum. Hava sen aşağıya yaz, biz hocaya iletelim. Bu arada da zamandan kazanmak için devam edelim abi. Benim ağır atopik dermatitim var. Besinle ilgili cidden düşünüyorum. Ve besin test yaptıracağım. Ne zaman yaptırabilirim? Tamam. Şimdi sevgili arkadaşlar burada gördüğünüz gibi Abi bütün hemen hani... cevap verdi. Aylar sürer demiş. Tam sizin Ya beklediğiniz bu ama herhalde. anafilaksiyondan bekler mi? Bekler mi hala? Benim bir tane hastam var İngiltere'den gelen. Besin testi kaç para biliyor musun? 500 sterlin. Abi demek ki işte şey yani Evet. ücretsiz demiş Hava ama hani herhalde Evet. normal bakı ücretsiz. Evet böyle özellikle şey isteyince hem ulaşamıyorlar hem de para yok. Peki. Devam edelim abi. Evet. Şimdi burada görüldüğü gibi laboratuvar tetkiklerimiz normal. Zaten akut ürtiker için bizim sadece rutin dışında herhangi bir şekilde tetkik yapmamıza gerek yok. Çünkü sevgili arkadaşlar şöyle aklımıza gelelim. Bir normal çocuk popülasyonunda her dört çocuktan en az birisi hayatta bir kez ürtiker geçirir. %30'unda bunun tekrar eder.
ve bu %30'un %5'inde cidden sorun olur. Yani akutür tükerde lütfen çok detaylı ve teknik olarak geniş bir test sürecine girmeyin. Sadece tedavi edin. Eğer olay persistans gösterirse ya da tedavide direnç olursa o zaman biz tetkiklere soyunalım. Devam edelim. Süper. Devam ettik mi? Evet. Evet. Şimdi sevgili arkadaşlar, burada pekala biz bu çocuğa nasıl bir tedavi başlayalım? Yani ürtükeri var. Geçmişinde problem yok. Akut ürtüker olarak değerlendiriliyor. Oral birinci kuşak antihistaminik mi? Steroid mi? İkinci kuşak antihistaminik mi? Yoksa bunların kombinasyonu mu? Lokal antihistaminik mi? Hangisini verelim sevgili arkadaşlarım? Evet, birkaç tane cevap yazarsanız arkadaşlar, hızlanmak adına birkaçını ya, bekleyeceğiz sadece. Bunların dışında hani bir şey mi? Tedavi mi? Yani ne yapalım bu çocukta? Burada o yani birçok çocukta ben görüyorum, bize de gelen çocuklar ikinci bir akses olarak mesela oral setirizinle hasta gönderilmiş. Ve evet ve abi oral setirizinle gönderilen hastaların çoğu ikinci bir kuruma gidiyor abi. Tabii. Çünkü geçmedi abi, diye ikinci kuruma gidiyor. Çünkü etkisi başlamıyor daha ilacın. Aynen ya, öyle. Ya olayın prime indüksiyonu devam ediyor. Aynen. Ya da aynen nasıl olur? Bu da bir hani ne etken olursa olsun vasküle degranülasyonu geç reaksiyonları yani dalgalanıyor ürtiker. Ama aklınızda olsun hani daha sonra da söyleyeceğim gerçekten. Sevgili arkadaşlar ürtiker normalde 24-48 saatte geçer. 2 günden daha uzun süren ürtikerlerden korkmak lazım. Çünkü bunlar bazen özellikle erken yaş grubunda hemorajik anjiyodem gibi davranabiliyor. Elinizde fazla tekrarlamayın. Yani herhangi bir şey hipotezim verip diyorum. Evet geçelim Caner'cim istersen bu sayfayı. Bu bir akut ürtiker. Biz ne yaptık? Tabii ki doğal olarak bizim tercihimiz bu sevgili arkadaşlar. Parenteral antihistaminik. Neden? Oral antihistaminiklerin biyoelabilitesi farmakodinamiği gayet iyi. Ama çocuk tok olur, aç olur, o olur, bu olur. Yani farmakolojik farmakodinamiğinden emin olmak için parenteral uygulamak her zaman yerindedir. İntramüsküler ya da intravenöz çok fark etmiyor. Ama tabii hastayı izleyecekseniz intravenöz yapmanızda fayda var. Ama lütfen yapacağınız bütün antihistaminikler parenteral birinci kuşak olduğu için kardiyak toksitelerine ve ritim bozukluklarına dikkat edin. Şimdi biz bu çocuğa antihistaminik yaptık birinci kuşak ama çok da yanıt alamadık. Çünkü antihistamini yaptığınızdan sonraki 2 ila 4. saatinizde hemen plakların tamamen sönmüş olmasını, biraz ekstra vazosiyonel bulgular olmasını beklersiniz ama hemen hemen hiç yanıt olmamış ya da çok az yanıt olmuş. Bu nedenle ne yapalım diye düşünüyoruz. Tabii ki yapılacak şey bir parenteral kortikosteroid, bir parenteral dexametazon. Bu çocuğa yaptık. Neden dexametazonu tercih ediyorum? Biz mesela prednizolonu ya da metilprednizolonu değil ya da oral uygulamayı değil. Her ne kadar denildiği kadarıyla ve bilindiğim kadarıyla oral ve parenteral kortikosteroid arasında etki başlangıcı açısından 10 ila 30 dakika arasından daha fazla fark yoktur. Ama sonuçta bu akut ürtiker. Akut bulgulara hakim olmak lazım. Bir de prednizolon ve metilprednizolonun yararlanma ömrü 12 saat gibi doku perfüzyonları yüksek ama dexametazonun yararlanma ömrü biliyorsunuz 18-36 saat. Yani 24 saat gibi bir şey. Tek dozda bir günlük etki sağlayabiliyorsunuz. Bu nedenle biz dexametazon tercih ediyoruz. Akut ürtikerde ben birkaç tane çok küçük şey ilave etmek isterim. 6 haftaya kadar olan yinelemeler veya devamlılık başlangıçta ilk yinelemelerde ilk 2 haftalık tekrarlar akut ürtiker işte 2 haftadan sonra uzamış hani tablo ama 6 haftadan sonra tekrarlar görüyorsa artık bu kronik ürtiker. Bir de yani ürtiker mi anjiyodem mi? Her ikisi biliyorsunuz bronkopneumoni gibi akraba tabloları. Yani hiçbir pneumoni, az bir bronşiolit komponenti olmadan, hiçbir bronşiolit de az bir pneumoni komponenti olmadan olamaz. Ürtikerde de azıcık anjiyodem, anjiyodemde azıcık ürtiker olabilir. Hatta şu var, histaminerjik anjiyodem dediğimiz tablo var. Ürtikeri tamamen içeren.
Besinler yine birinci madde, ilaçlar yine ikinci madde ama çok önemlisi arkadaşlar enfeksiyon. Akut ürtiklerin çocukluk çağındaki en sık nedeni enfeksiyonlardır. Bunlara hakim olmamız mümkün değil. Sadece tedavi edeceğiz ama çok iyi bildiğimiz bir şey var. Akut ürtiker en geç 24 saatte genelde sonlanır. Ama 48 saatten eğer daha sonra devam ediyorsa bunda bir çapanoğlu vardır demektir. Bir de tabii ki ürtikerde histaminerjik bir olay olduğu için kaşıntı ve yanma ön planda ama anjiyodem subdermal bir olay olduğu için ağrı ve şişlik daha ön plandadır. Ayrımında bu oldukça önemli. Ve bundan sonraki süreçte de başta söylediğim gibi masküler degenerasyonu önemli. Histaminerjik bulgular önemli. PAF başta olmak üzere lökötriyenler, işte prostaglandinler yani histamin yani mast hücrelerinin degranüle olduktan sonraki akut faz yanıtı çok önemli ama anafilaktik olduğu bir geç yanıtta söz konusu olabilir. Ve burada ürtiker tablosu söz konusu. Sen de önce dediğim gibi eğer ki 48 saat uzun sürüyor ise her ne kadar endüre ya da eritematöz bulgular varsa bir çapanol düşünmek lazım. Bu çapanol da ya ürtiker ya vaskülit yani çok ilaç alerjilerini görüyoruz arkadaşlar. Ya da bradikinin aracılığı hereditar anjiyodem ya da heredite özelliği olmasa da de novo sentezden bir anjiyodem yani histaminerjik anjiyodem olabilir. Bu nedenle 24 saatten daha geç ürtikeri bırakmayalım. 48 saatten sonra ise bir şey mutlaka bir kapanoğlu Abi arayın. dexamethason dozunu soruyorlar ama. Biz dexametazon dozu olarak 0,25 ila 0,4 miligram kilogram maksimum 8 miligram tek doz ve başlangıç olarak 2 doz yapabiliyoruz ama günlük doz 16 miligramı geçmemek üzere. Tamam abi. Evet, bu özelliği olmadığından tansiyon konusunda daha emniyetli. Yaralanma uzun etkide daha emniyetli gibi özellikleri var. Tamam, devam edelim abi. Şimdi değerli arkadaşlarım burada anafilaksi bizim için en ölümcül daha az. Ürtiker yaşam kalitesini bozan en sık ama üçüncüsü de bir olgu grubundan bahsetmek istiyorum. Önemi giderek artıyor ve başvurular tarzında olan yaklaşımda maalesef ürtiker ile karıştırılıp bazen atlanabiliyor. Bazen de hayati tehdit oluşturabiliyor. Aradaki bir olarak. Şimdi burada kendi olgumuz 3 yaş, 4 yaşında erkek oldu. Sabahtan başlayan ve akşama doğru artan dudakta ve göz etrafında şişlik yakılması var. İlaç alımı yok, besinle herhangi bir ilişki tarif etmiyor. Daha önce de birkaç defa göz etrafında bir defa dudaklarında şişlik olmuş. Ama bir böcek sokması olabilir ya da benzeri bir semptomatik olay olarak değerlendirilip gönderilmiş. Fizik muayenesinde genel durumu gayet iyi. Yaşamsal olarak bir problem yok. Bilakis dudakta belirgin şişlik mevcut. Burada görüldüğü gibi şeklini değiştirmiş. Akciğer ve diğer sistem muayenelerinde herhangi bir şekilde bir problem yok. Aynı bulguların babada da zaman zaman olduğu, hatta yıllar içinde giderek arttığı belirleniyor. Ama herhangi bir tanı şu ana kadar almamış. Acaba böyle bir olguda basitçe başlangıçta ne düşünürüz diye sorsam ne dersin? Evet, hızlıca birkaç tane alalım arkadaşlar cevap. Ondan sonra devam edeceğiz. Hızlıca bir iki tane. Bu az önceki fotoğrafını gördüğünüz anamnez ve fizik muayene bulgularıyla. Evet. Yalnız yönetmenimiz de süper ha. Sen ağzından Evet. çıkan her şey anında diyorum. Abi o kamera arkasında 10 numara ya. Önünde de on Hayır. numara da Caner. Yani yanlış anlama. Evet. Hereditar anjiyodem abi. C1 esteraz inhibitör Arkadaşlar. eksikliği. Evet. Evet tamam. Doğru cevap herhalde. Devam edelim. Evet. Tepkiyi atladık herhalde. Yo, tetkiyi atlamayalım abi. Bu çok güzel bir soru. Peki Tamam. öyle düşündünüz diyelim. Hasan Atlattım. abi şunu soruyor. Ne istersiniz diyor bunun için. Özellikle C1 esteraz isteyenler. E şıkkı, F şıkkı mı? En son şık C1 esteraz, bir üstteki kompleman, lokotriyen, triptaz hangisini istiyorsunuz? Tamam anjiyodem C1 esteraz inhibitör eksikliği. Cansu da öyle demiş ama Cansu şıklara dikkat etmenizi rica ediyoruz.
G şıkkı demişler. C1 esteraz enzim diyor. C1. Bakın ilk isteyeceğiniz tetkik hangisidir? Hasan abi Evet. burada bir tuzak kurmuş. İlk isteyeceğiniz tetkik nedir diyor. Z şıkkı dediler abi. Z Z şıkkı yok abi. Z, ne suçu var ya? z. En son olan dedi. En son olan demek istiyorlar abi. En son. Tamam. A şıkkı diye abi bu soruyu evet. Bir tane cevap geldi ya. Bir tane doğru cevap geldi herhalde. Benim gördüğüm. Ha yok. Birden Tamam. fazla şimdi. Evet. Evet devam edelim canım. Bu çok güzel bir soruydu. Devam edelim. Eline sağlık Ulaş'cığım soru için. Evet Caner'cim devam edelim. Aslında şöyle hani burada bu hastalığın yani arkadaşlarımızın düşündüğü bir guideline almış şeyimiz var. Decision'ımız. Sevgili arkadaşlar böyle bir olguda ilk yapılması gereken şey rutin tetkiklerden sonra bir C4 bakmaktır. Güzel. Ama en son şıkkı tercih etmenizde son derece bekleme doğru bir şey. Çünkü bizim memlekette en ileri tetkik en önemli. Yemin ediyorum helal olsun size. Aradan zaman Abi kaybetmiyoruz. yemin ediyorum mükemmel bir cevap verdiniz ya. Yani Geçen programın sonuna yaklaşırken mükemmel bir noktalar verdiniz benim ya. bir tane sekreterim vardı. Bir gün dedi ki dedi, bir MR çektireceğim. Nerede çektireceğim dedi. Neden çektiriyorsun MR dedi. Bileyim abi dedi. Yani anlatabiliyor muyum? Yani MR. Yani ortopedist falan direkt MR. Şimdi böyle şundan dolayı sevgili arkadaşlarım. Çünkü biliyorsunuz ki bu C1 esteraz inhibitörü kompleman harcamasında biliyorsunuz ki bütün proteinaz ve benzeri hani proteinaz özelliğinde olanların belli yolakların işte kompleman, işte kallikrein, faktör 12'de proteinaz inhibitörü gibi davranır. Yani bir esteraz inhibitörü. Ve eğer ki kompleman yolundaki esteraz inhibitörü ortadan kaldırılamaz, inhibe edilemezse başlamış olan kompleman yolağı durdurulamaz. Ve kompleman aktivasyonu nerede oluyor? C1, 4, 2 diye devam ediyor biliyorsunuz. Ve bunlar içinde C4 binding protein de olduğu için arkada böyle bir akut atakta anjiyodemde yani C1 esteraz inhibitöründe C4 düşüklüğü olur. Ama hani ataklar arasında normal olabilir ama yine de biraz sonra göreceğimiz hem tip 1'de hem tip 2'de C4 düşük olur. Zaten tipik oldukça az. Bu nedenle bir tarama testi olarak C4 düşüklüğünü görmek yolağı erkenden tanım ve daha sonrası getirmek için uygun. Tabii ki ileri tanıda genetik tetkikleri de isteyebilirsiniz ama böyle bir olguda bizim tipik olarak gördüğümüz rutin tetkikleri normal ama C4'ü düşüktü. Şimdi böyle bir olguda acaba tedavideki ilk seçenek nedir arkadaşlar? Yani anjiyo-ödem tablosu. Bakın heredite biraz ayrı bir şey biraz sonra nedenini söyleyeceğim. Heredite özelliği olmadan bir ürtiker vasfı olmayan bir anjiyo-ödem tablosuyla karşı karşıyayız. Ve böyle bir tabloda ne kullanacağız? Evet. Güzel. Şıkları ben okuyorum. Difenhidramin, deksametazon artı difenhidramin, kallikrein inhibitörü. Türkiye'de yok ama yazmışız. Prednizolon 30 mg kilogram ve bradikinin beta 2 reseptör antagonisti. B şıkkı demişler abi. Deksametazon artı difenhidramin. Şimdi siz yine şey diyeceksiniz. Evet. Arkadaşlar tüm şıkları işaretleyebilirsiniz. Hepinize teşekkür Evet, doğru. Olsun, hepsi. Bu ederim. Yemin ediyorum 10 numarasınız abi. O soruya evet. B burada önemli bir şey. Arkadaşların dexamethasone antihistaminik bu da doğru bir şey. Çünkü genel kanaati bize yansıtıyor. Maalesef Ulaşçım. Yani siz mesela bizim bir ortopedi teknisyen arkadaş vardı. Emekli olacaktı. Normalde ortopedi teknisyen biliyorsun alçı yapıyor. Ama Anadolu'da eski zaman tabii şimdi mi alçıyı bilen yok. Mehmet diyorduk çıkayım emekli olunca ne yapacaksın şeyde çalışacağım. Alçıyı nasıl yapacaksın? Abi yumurta süreceğim diyor. Yani yumurta bağlayacağım diyorlar. Yani böyle bir şey bizim ağzımızda mutlaka Süper. yapılır. Başka bir şey yok. İşte Okay. bu nedenle
Bu soru gerçekten çok önemli. Teşekkür ederim Ulaş kardeşim. Ederim. Şimdi sevgili arkadaş. Caner değiştirelim. Enerjim değiştiremiyor musun? Yok şu anda değiştiremiyorum. Evet, tamam. Şimdi bu durumda hakikaten bakın burada da bizim arkadaşlar bile deklamasyon difendiremi uygulamış. Yani bizim acil servisimizde. Bizim. Ve 4 saatlik izlemden sonra yanıt alamayınca hatta antistamini tekrarlamışlar da. Evet, çok güzel abi. İşte bizim az Abi. önceki şey o yüzden geçerli. Sizin söylediğiniz şıklar o yüzden geçerli. Abi geleneği de bozmamak lazım gördüğün gibi. Çok Çünkü güzel. bundan sonra yalnız olgu bize danışıldı. Aile öyküsüyle birlikte bunun hani herediter bir anjiyodan olacağını tabii ki şahsıydı. Şeye de vermeyen bir şey olduğu antisisteme yanıt vermediğini anladık. Ve bu çocuğa bir sonrakine geçebilir miyiz? İkatiban yaptık. İkatiban hepimizin bildiği gibi bradikinin beta 2 reseptör, beta reseptör antagonisti ve aslında çocukta saatler içinde tabii ki yanıt aldık. Ve bu da bu şekilde hani dövülmüş boksörden bu hale geldi. Gayet iyi, umutlayabildi. Ve tabii bundan sonra hani C4'ü düşük, babada öykü var. İkatiban yanıtı çok iyi. Ve çocuğu tabii ki daha sonra diğer tetkiklerini aldık. Bu tetkiklerde en önemlisi tabii ki hani tip 1 mi tip 2 mi ayrım yapmak için C1 esteraz inhibitörü düzeyi ve C1 esteraz inhibitör fonksiyonu hani 3 tane test zaten önemli. C4, serum C4, C1 esteraz inhibitörü protein olarak ve fonksiyonu. Herediter anjiyotem çok klasik. Ürtiker genelde ama bakın genelde olmaksın. Neden? İstaminerjik anjiyodem olabilir sevgili arkadaşlar. Anjiyodem epizotlarıyla karakterli. Bunun da hani atakların nedeni ya sıklıkla travma veyahut da ilaçlar ya da enfeksiyonlardır. Mesela diş çekimlerinden sonra, batın ameliyatlarından sonra biliyorsunuz çok ciddi şeyler, doku reaksiyonları olabilir. Profilaksi yapmak lazım. Ve tabii ki maalesef ki biz çocukta çok görmüyoruz. Yani erişkinde daha çok görülen subkulüptik ödem, ciddi karın ağrısıyla akut batın tablosunun tekrarlanması ve bazen de laringeal ödem ile sufokasyon tabloları olabilir. Dediğim gibi biz çocukta daha çok klasik anjiyodem tablolarını görüyoruz. Ya da işte göz etrafında, ağız etrafında, peniste, skrotumda yani organizmanın fragil dokuların olduğu yerlerde bildiğimiz ödem görüyoruz. Anjiyodemin klasik o kliniği itibariyle daha çok ağrı, şişlik vardır. Özellikle penis şişlikleri gerçekten çok bazen dramatik ağrıya neden olabiliyor. Ama çok önemli şey bakın burada gördüğünüz gibi Caner değiştirdi ama ben söyleyeyim. %25 de novo sentez vardı. Ne demek arkadaşlar? C1 esteraz inhibitörünün geni biraz büyük olduğu için spontan ve rastlantısal maalesef ki C1 esteraz geninde 5. kromozomda bu gende spontan delezyonlar ve mutasyonlar olabiliyor. Bu da hastalığa neden olabiliyor. Yani herediter olmak zorunda değil %25 olasılıkla. Neden oluşuyor? Burada bir aşağıda bir sonrakine gelebilir misin Canerciğim? Evet. Şimdi burada dediğim gibi bakın C1 esteraz inhibitörü bir faktör 12 aktivasyonunda regülatör inhibitör. Prokalikreinin proteaz etkisi sonucunda oluşan kalikrein ve high moleküler ve kininojeninden sonra bradikinin gidiş yolunda aynı inhibitör görevli. Ve tabii ki aynı zamanda komplement aktivasyonunda yine aynı şekilde proteinaz inhibitör olarak regülasyonunda görevli. Yani burada gördüğünüz gibi sonuç ürün bradikinin. Ve bradikinin reseptör yapışacağı alfa ve beta reseptörüne. Vasküler permeabilite ve anjiyodemden sorumlu olan daha çok olan reseptör beta reseptör ve bradikin reseptörleri nihai anlamda sonucu kliniği en iyi ortadan kaldıran ve en iyi tedavide yöneten ajanlardır. İkatiban ülkemizde de var. Ulaş'ın dediği gibi
Kalitrein inhibitörleri de var serum ama daha üretilmeden maalesef ki defonksiyon oldu. Çünkü bakın kalitrein inhibitmek her zaman sonuca götürmüyor. Eklatedin diye var yani dünyada. Ama Türkiye'de gelmedi. Zaten şöyle bradikinin çıktıktan sonra hem eklatedin ve benzeri kalitrein inhibitörleri hem de aynı zamanda devir inhibitör konsantreleri artık çok uygulanmıyor. Özel ve istisnai durumlar dışında. Şimdi bir tane daha geçince bak hepatoranjiyoda tek bir hastalık değil. Tip 1, tip 2, tip 3'leri var. Tip 1 yani heredite açısından yani konjenital açısından. Tip 1'de yani C1 esterazinin protein olarak eksikliği. B4 büyüklük. Tip 2'de burada herhangi bir şekilde protein eksik değil ama disfonksiyonel. Yine C4 düşük ve her ikisi de SERPINGB1 geniyle ilgili ve bu gendeki mutasyonlarla ilgili şu ana kadar tanımlanmış 9 tane mutasyon var. Ancak bazen özellikle lupus ve diğer otoimmün hastalıklar ve da veya lenfoproliferatif sendromlarda anti C1 inhibitör antikorları da oluşabiliyor. Bu nedenle lupusta, Hodgkin'de ve bazı lenfoproliferatif hastalıklarda edinilmiş anjiyodem tablolarda söz konusu. Şöyle bir şey var yalnız burada hatırlatmak isterim. C1 inhibitör eksik, C1 esteraz inhibitör eksikliği genetik olarak tanımlanmış en sık lupus nedenidir. Bunun da nedeni C1 inhibitör eksikliği nedeniyle kompleman aktivasyonu durdurulamaması ve oluşan sekundar hipokomplementeminin de otoimmün komplekslerinin klirensine yol açamayacağı için otoimmün hastalık gelişimini tetiklemesidir. Böyle de bir karşılıklı bir direction'a bir etkileşim var. Şimdi tabii ki bazı hastalar var. Hem B1 inhibitör eserleri normal, hem fonksiyonu normal. C4 de normal ama klinik var. Nedir bunlar arkadaşlar? Faktör 12 mutasyonları, plazminojen, angiopentin ve dördüncüsü de tanımlandı. Kalikreinle ilgili olan bir genetik defekte tip 3 olarak geçiyor. Yani bütün testlerin normal olduğu ama klinik olduğu tip 3 tablosu da var. Tedavide tabii ki akut tedavi yapıyoruz. Akut tedavide dediğim gibi bizim için en önemli molekül ikatiban. Ama ikatibanın olmadığı önemli yerlerde rekombinant C1 esterazinin konsantreleri Türkiye'de var. İsimler olabilir arkadaşlar isimler olsa kullanabiliriz. Plazma kaynakları var kullanabiliriz. Eklatendi yok. Ama şu var hiçbir şey yoksa yapacağımız şey taze donmuş plazma enfüzyonları. Ben açıkçası sizin yani genç yaşlardayken bunları bulamadığımız için yapıyordum. Fayda ve sonuç alıyorduk ama bir gün sürüyordu. Ama şimdi yapıyorsunuz açıkçası Allah'ın izniyle 1-2 saatte geçiyor. Yeni tedaviler var. Kalikreine karşı oluşturulmuş monoklonal antikor ama ikatiban bunun da önünü kesti. Veyahut da oral kalitrein inhibitörleri henüz Caner, gelecek. biraz slayta gösterir misin? Sağ taraf görünmüyor slaytın da Bunlar için bir gelecek sanırım söz konusu olmayacaktır. Çünkü en nihayetinde gerekli olan şey bradikinin artışı ile birlikte olan klinik tablo herhalde reseptör antagonizması yetecektir. Bazı çocuklarda sık ataklar olduğu takdirde profilaksi yapılabilir ya da biraz önce dedim ki cerrahi ihtiyaç duyan çocuklarda. Bu nedenle C1 esterazinin tör eksikliği yani anjiyodem tablosunda iki tür profilaksi var. Bir invazi girişimlerden hemen önce katiban verilmesi veyahut da plazma kaynaklı C1 infüzyonu yapılması ya da taze donmuş plazma elinizde hiçbir şey yoksa ancak sık atak ve ağır ataklarda bizim iki tane böyle çocuğumuz var. Bunlarla uzun süre profilaksi yapılabilir ama burada her ne kadar şimdi yeni yeni izin veriliyor. İkatiban değil, plazma kaynaklı C1 inhibitör konsantreleri kullanılabiliyor ya da atenüe androjenler ama çocukluk çağında androjenlerin kullanılması çok doğru değil. Tranexamik asit bir fibrinoliz inhibitörü biliyorsunuz. Bu da kullanılabiliyor. Fakat bizim kullandığımız ovularda bir fayda sağlayamadık. Açıkçası plazma kaynaklı C1 inhibitör konsantre infüzyon 2 haftada bir infüzyon yap. Ondan da sağlamadık. Yine çocuğa ikatibanla indikasyon kullanılarak profilaksi
yapıyoruz. Sonuç olarak sevgili arkadaşlarım, Caner'e bir tane daha geçebilir misin? Pediatrik acil durumlar hakikaten acil serviste sizlerin ve bizlerin başınıza gelebileceği en sık hastalıklardan birisi. Hayati tehditten özellikleri var ama uygun şekilde müdahale edildi, erken müdahale edildi ve acil servisten çıkarken uzun süreli bir eylem planı yapıldığı takdirde yaşamı kurtarıcı ve yüz güldürücü. Astım ayrı bir konu. Başta belirttiğimiz gibi ürtiker, anjiyodem, anafilaksi ayrı ama işlerinde mutlaka atlanmaması gereken ve hata yapılmaması gereken bazen de hani kar zarar şeyine göre nizamına göre de uygulama yapması gereken anafilaksi diyorum. Burada sözlerime son veriyorum. İnşallah sizi sıkmamışımdır ve uygun işinize yarayan bir zaman dilimi geçirmişizdir. Abi çok teşekkür ederiz. Muhteşem oldu. Yani 1,5 saat sürdü. Valla soluksuz dinledim diyebilirim. Arkadaşlarım çoğu da buradaydı. Öncelikle ben bana soru hazırlamak için izin verdiğiniz için teşekkür ederim. Abi ben araya birkaç soru soktum Hasan abi. Hasan abiden izin alarak. Onun da izin alarak. Ama sunum mükemmeldi. Bizim tam istediğimiz core bilgiler abi. Çok spot bilgileri çok seviyoruz biz. O yüzden o spot bilgileri onların da katılımıyla çok daha güzel yerleştiğini görüyoruz o bilgilerin. O yüzden de hakikaten çok güzeldi. Çok çok teşekkür ederiz abi. Zaten aşağıdan herkes size teşekkür ediyor. Eğer izniniz olursa bunu YouTube'a yüklemek isteriz. YouTube'daki kanalımıza. Zaten hastaların şeyleri yok. Var mı abi bir sakıncası YouTube'a eklememizin? Tamamdır. Gerçekten hani sorular için, soru desteği için çok teşekkür ederim. Benim için gerçekten büyük bir onur, büyük bize her zaman. İkincisi davet ettiğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. İlk başta dediğim gibi Ulaş'cığım muhakkak surette biz karşılıklı bir yere gelip aynı hasta için en iyi sonucu alabilmemiz gerekiyor. Bunu alabiliriz de. Hani sizin gibi genç bir ekip, genç bir disiplin. Bizim gibi tecrübeli ama yapamayan yaşlılar olarak. Yok estağfurullah olur mu abi? Yok yok sizi takip ediyoruz abi. Siz de çok güzel işler yapıyorsunuz. Elinize kolunuza sağlık. Ulaşım mutlaka yani acil, yoğun bakım, yani kendi açılarında alerji, göğüs hastalıkları bir arada olmalı. Artışık tedavileri yapabilmeli. Sonuçta ilgilendiğimiz tek bir çocuk. Ne senin, ne benim, ne hocam. Hepimizin, herkesin çocuğu. Baştan gerçekten benim için çok sevindiğim davet edince ve burada olmaktan gerçekten çok onur duyduğum bir toplantı oldu. Çok mutlu oldum, çok zevk aldım. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz abi. Biz de katkılarınız için. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Arkadan desteklerin için. Teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Hoşçakalın. Görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar abi. Hoşçakalın. Sevgiler, selamlar.